İyi günler Dede Haber izleyicileri. Bugün stüdyo konuğumuz Anadolu Partisi İl Başkanı Cumhur Güner. Öncelikle Cumhur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Anadolu Partisi'ni konuşacağız. Yeni kurulan bir parti. Öncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben Denizli'de yaşıyorum. Acıbayan kökenli. Babam bir asırı, bir annem yatağındadır. 59 doğumluyum. İsmimle birleşik yıl Cumhuriyet Bayramı doğumluyum kendim. Denizli'de belediye meclis üyeliğinden sağlık ocağı baş tabipliğinden devlet hastanesi acil servise resmi görevlerim oldu. Denizli'nin ilk polikliniğini kurdum. Günah Halk Polikliniği adı altında 1989 yılında. 2007 yılında da kapattım. Şu an serbest çalışıyorum, emekliyim. 20 yıllık bir acil hekim deneyimim var. Gazete, televizyon, tele programları yaptım. En son bir mahalli gazetede de emekli olduktan sonra 7 yıl kadar düzenli köşe yazarlığı yapıyordum. Ama il başkanlığı teklifinden sonra o görevimden istifa ettim çünkü tarafsız olmam mümkün değildi. 3 çocuklu bir aile babasıyım. Anadolu Partisi'nin il başkanısınız. Evet. Biraz partinizden bahsedelim. Yeni kurulan bir parti. Parti olarak neleri hedefliyorsunuz? Amaçlarınız neler? Şöyle, bana ilk teklif geldiğinde merkezde bir parti olması hoşuma gitti. Sosyal demokrat kimliği olan, memleketini sevecek kadar, cidden sevecek kadar milliyetçi olan, aynı zamanda Allah'la kendisi arasındaki kadar da dindar olan, insanların bir arada bulunması, yani hem sosyal demokrat, hem milliyetçi, hem kendine göre Allah'ın da kulu arasındaki yapısı kadar dindar olan ya da kişinin dinini de zaten sorgulamıyoruz. Bir arada olan, ama nereye oy vereceğini bilmeyen, verdiği oydan memnun kalmayan, %30 kadar bir kesim var. Hatta beni temsil eden bir parti yok deyip de sandığa gitmeyen %8 kadar bir seçmen kitlesi var. Şimdi biz bu arkadaşları, bu seçmen kitlesinin partisi olmayı hedefledik. Çünkü şeyde mevcut iki muhalefetle bir iktidar partisi bu değerleri paylaşmışlar. Bir tanesi ben diyorum ki sosyal demokrasi üzerine çalışıyorum. Niye dindarlık üzerine politika yapıyor, bir diğer de milliyetçilik üzerine politika yapıyor. Halbuki bu değerleri insanlardan ayıramazsınız. Yani bu normal bir vatandaşın zaten olması gereken hisleri ve duygularıdır. Yani dindarlık üzerine siyaset yapan bir partili değilseniz dinsizsiniz anlamına gelmez. Sosyalizm ve sosyal demokrasi üzerine bir siyaset yapan bir partinin seçmeni değilseniz sizin sosyal demokrat olmadığınız anlamına gelmez. Milliyetçilik üzerine siyaset ve politika yapan bir partinin üyesi değilseniz sizin milliyetçi olmadığınız anlamına da gelmez. Ama öyle bir kavrayış oldu ki kişiler bu değerler üzerinden siyaset yapar duruma geldiler. Biz bütün bunları içinde barındıran aynı düşüncelere sahip hem sosyal demokrat, memleketini seven anlamında milliyetçi, hem Allah'la kul arasındaki kadar inanan ya da inanmayan, bir düşünen, yorulmayan kişilerin, ki bu kişiler az da değildir, %30 gibi bir seçmeni, başlangıç olarak partisini temsil etmeyi düşünüyoruz. Ve diğer vatandaşlarımızı da gelin, bu değerler üzerinden değil de
iktisadi ve ekonomik politikalarıyla bu memleketi nasıl yürüteceğini, nasıl programlar hazırlayacağının hesaplarını yapan bir partiye üye olmalarını da zaman içerisinde bekliyoruz. Hatta zaman bile kaybetmesinler. Çünkü seçime çok az bir zaman kaldı. Peki yeni kurulan bir parti olarak 2015 seçimlerinden beklentileriniz neler? Ya da seçimler üzerine seçmenlere hangi mesajları iletmek istersiniz? Şöyle, yani 7 Aralık'ta en son, biliyorsunuz seçimlerden en son 6 ay öncesine kadar %51 seçmen kitlesinde teşkilatlanmamız gerekiyor. Biz çok yeni bir parti olmasına rağmen, tabii il başkanı teklifini kabul ettiğinde 1 Aralık'ta, 7 Aralık'ta 11 ilçe ve bir ilde teşkilatlanmayı sağladık. Çok da kolay oldu, şöyle kolay oldu. Bu iş duyulur duyulmaz, insanlar biz de bu partiye üye olmak istiyoruz, bu partinin içerisinde nasıl çalışırız, hangi görevleri alırız diyenler geçtiler. Çok böyle yeni kurulan partilerde birçok yerde konu komşu, anne baba, teyze, dayıları hemen kayıtlar yapıp teşkilatlar kurulurdu. Halbuki Denizli'de ve diğer illerde çok kısa bir zamanda toplumun katılımıyla bir teşkilatlanma söz konusu oldu. Bu da bana güç verdi esasına bakarsanız. 7 Aralık'ta biz belgelerimizi verdik. 14 Aralık'a kadar bina arayışına girdik. 24 Aralık'a kadar bina sözleşmelerini, doğalgaz aboneliklerini, elektrik aboneliklerini yaptık. Bu arada yılbaşı tatili ve kar tatilimiz oldu. Biliyorsunuz arada bir 10 günlük bir kaybımız oldu. Bu zaman içerisinde ona rağmen şu anda il yönetimim benim 7+1 asgari iken şu anda 24+1 oldu. Hatta 3 arkadaşlar bugün il yönetimine girmek için müracaatlarını alıyoruz. Onlarla beraber 27 rakamına ulaşacağız. Bu hız ve insanda ya da bu parti ona güveni artırıyor. Umarım bu güvene karşı vatandaşlarımızın beklentileri de sağlam olacaktır. Emre Ülker Tarhan son derece nazik, son derece doğal, son derece naif bir kişi ve onun arkasından gideceklerine inanıyorum. Doğru politikalar, düzgün söylemler, iktisadi ve ekonomik programlarla ön plana çıkmaya çalışan bir genel başkanımız. Seçimlerdeki daha başlamadan ki adımız da duyulmamasına rağmen bazı araştırmalarda Emre Ülker Tarhan'ın kendine ait boyutu ki daha kurulmadan %8.04 olarak çıktı. Ama bazılarında şu son zamanlarda daha ki piyasaya çıkmadık, daha söylemlerimiz olmadı olarak ama birkaç değişik ajansların yaptığı çalışmalarda %3.5, bir tanesinde de %4 oy potansiyeli var. Ama şöyle, daha piyasaya çıkmamış bir parti için birinci sırada AKP, ikinci sırada CHP, üçüncü sırada MHP, dördüncü sırada Anadolu Partisi çıkıyor. Ondan sonra diğerleri diye yazıyor. Yani daha şimdiden biz dördüncü parti durumunda gözüküyoruz. O bakımdan benim Türkiye genelinde ve Denizli'de %10 barajını aşmamızın ham meselesi olacağına inanıyorum. Hedeflerimizi soracaksınız belki. Nasıl bir politika yapacağız? Belki onu soracaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Onu soracaksınız belki. Bizim insanların üzerinde ve değerlerin üzerinden politika yapmayacağımızı daha önce söylemiştim. Esasında söylenecek kişilerin üzerinden bir laf yok. Zaten %30'luk
hatta %32.8'lik. Bu nereye oy verdiğini vereceğini bilemeyen, kendisini temsil eden bir partisi olmadığını düşünen, verdiği partiden memnun, çalışmalarından memnun olmayan seçmen grubu artık şeylerden yıldı maalesef. Yani muhalefetin ve iktidarın yaptıklarını eleştirmenin artık bir anlamı yok. Herkes güzel bir şey yapar. Ama mutlaka bu iktidarın da yaptığı güzel şeyler var. Ama bunların tamamı metal yorgunluk dediğimiz yorgunluk aşamasında bunlar. Bizim öne çıkacağımız şeyler şahıslar üzerinden ziyade. Bugün bakın işsizlik oranı %10.4. Yani bu gençlerde %27.9. Yani asgari ücret tespiti yapılıyor. 950 lira ilk yarı için, ikinci yarı 1000 lira. Ama bir taraftan aynı devlet diyor ki açlık sınırı 1500 lira. Fukaralık sınırı 3500 lira. Şimdi 3500 lira fukaralık sınırı olduğu olan yerde emekliye, memura, işçiye verilen bedelleri ve verilen zam oranlarını gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. Yani insanları aç bırakıyorsunuz. Yani bu sadece bu rakamlarla biz yola çıkacağız. Ama ayakkabı kurusunda para olmuş, olmamış bizi ilgilendirmiyor. Yani zaten vatandaş bunu biliyor. Biz bunun söylemlerini yapmak istemiyoruz. Ya Kılıçdaroğlu şunu yaptı, bunu yaptı. Bu da bizi şey yapmıyor. Yani milletin biz bahsi geçen 10 bin dolar yani kişi başına düşen milli gelir ki bu bir yetkili ağız tarafından yanlış hesaplamışız. Bu esasında 14 bin dolarmış diye beyanatı olduğunu da televizyonlarda gördük. Ama biz vatandaşa sorduğumuz zaman senin cebinde 10 bin, en az 10 bin hatta 14 bin dolar olduğu söyleniyor. Var mı? Yok. Yani bu ya hesaplarda bir problem var. Ya vatandaş bir yanılgı içerisinde ya da bahsedilen bu 10 bin dolar başka kaynaklara akıyor. Yani bunun başka bir şeyini sokakta göremiyoruz. Bir Avrupalı iktisatçı şunu söylüyor. Türkiye'de milyoner sayısında ciddi bir artış var. Ya vatandaşın cebinde olan 10 bin dolarlar acaba başka milyonerlerin cebine mi gitti diye de bir soru işareti geliyor. Biz bunların hesaplarını sormak istiyoruz. Kayıt dışı istihdam %35. Bu tarımda %83. Yani biz bunların konuşmak istiyoruz. Yani biz esasında biz diyoruz ve biz bence değiliz. Biz biziz. Yani biz toplumun içerisinden geldik, köylünün içerisinden geldik, işçinin içinden geldik, köylünün esnaf, köylünün sorunları. Bakın Acıbayan Tavas Ovası'nda eskiden boş tarlak olmazdı. Üretime dayalı çalışmalar olurdu. Şimdi insanlar domates, biber, kavun, karpuz dikerek geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Bahçelerinde tavuk besliyorlar. Affedersiniz, ineklerini sütünden istifade etmeye çalışıyorlar. Yani ciddi bir şekilde sıkıntı var. İşçi aynı şekilde, sanayici aynı şekilde sorunlu. Esnaf aynı şekilde sorunlu. Yani biz bu piyasayı ve ekonomik ve iktisadi olayları, gelir dağılımlarını ciddi şekilde halka yayma taraftarıyız. Eğer bunu yaparsak zaten ekonomik ve iktisadi yapılarımızda ciddi bir yerlere geliriz ve cidden işçinin, köylünün, esnafın cebinde para girer. Ve kurumları iyileştirmek istiyoruz. Yani özellikle milli eğitim ve sağlık da sağlıkta ciddi bir şekilde sıkıntılar var. Bunları iyileştirmenin yoluna gitmemiz lazım. Diyanet İşleri bütçesine bakıyorsun 5.7 milyar. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine bakıyorsun 2.7 milyar.
her yıl yaklaşık hesaplarla 6000 imam yetişiyor. Ama Türkiye çapında imama ihtiyaç yok. Her yıl 6000 civarında doktor mezun oluyor. Ama Türkiye'nin 50 bin daha doktora ihtiyacı var. Bu bütçeye bakıyorsunuz. Bütün üniversitelerin tamamında neredeyse tamamı kadar bütçe Diyanet İşleri bütçesinde. Ve her gittiğiniz bayram namazlarında da her ne hikmetse illaki bir caminin bir eksiği olur ve illaki bir camiye yardım sepeti açılır. Ya bizler de katkıda bulunuyoruz. Ama böyle bir büyük bütçesi olan bir Diyanet bu parayı nerede, nasıl harcıyor ona bakmak lazım. Örtülü öderek dediğimiz yani sorgusuz sualsiz harcanan örtülü ödeneklerin miktarlarını, nasıl sorgulanacağını, nerelere gittiğinin hesaplarını bilmek lazım. Onun için ama vatandaşın cebinde para yoksa örtülü öderek bu kadar nereye gidiyor, hangi yatırıma gidiyor, hangi fabrika kuruluyor, hangi iş gücü oluşuyor, onlara bakmak lazım. Yani biz bütün bunları düşünen, yargılayan, sorgulayan işte o %30'un içerisindeyiz. Yani o %30'un bak benim partim yok, onun için ben sandığa da gitmem diyen %8'in partisi olmaya aday bir partidir. Anadolu Partisi ve o insanların da partisidir. Bunu neden anlıyoruz? Çok yoğun katılımlarla belli oluyor. Zira parti binamız yokken nerede kaldı Anadolu Partisi? Hangi binada hizmet veriyorsunuz? Ne zaman üye kaydı yapmaya başlayacaksınız? Diğer telefonlardan geçilmiyor. İlçe teşkilatlarını kurmak için biz ne yapabiliriz diyen vatandaştan, seçmenden geçilmiyor. Ve bunlar ümit veriyor. Ve Anadolu Partisi ve Emine Ülker Tarhan bir tek eksiği var. Tabii çok yeni. Kendisini tanıtması lazım. Daha basına, görsele, meydanlara çıkamayan bir parti. Çünkü çok yeni bir parti. Daha 70 günlük bir parti. Ama buna rağmen en kötü araştırmalarda %3,5, %4 oy alanında bir parti. Cumhur Bey, çok teşekkür ederiz. Bitirmeden önce söylemek istediğiniz şeyler var mı? Var. Şöyle bitireyim. Yeni yıla yeni doğan güneş ile girelim. Emblemimizdeki ay çiçeğinin güneşe dönen yüzü gibi yüzümüzü güneşe döndürelim. Anadolu'nun güneşine döndürelim. Ve bunu yaparken birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir beklentisi olmayan bütün il başkanlarının ilk toplantısında o yapıldı. Hep birlikte aynı Atatürk'ün Anadolu'ya geçip de çizmelerini giyip de geçtiği gibi hep birlikte savaşıp hep birlikte Anadolu'da ve Trakya'da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başaran bir liderin arkasında ve bu Türk bayrağını da saygıyla birlikte hareket edersek umduğumuz noktalara gelmememiz hayal bile değildir. Sizleri ben üye kayıtlarımız başladı. Anadolu Partisi il merkezi lise kavşağında tabelamız asıldı. Bugün itibariyle yani 19 Ocak 2015 itibariyle de üye kayıtlarımıza başladık. Denizli'li Anadolu Partisi'ni seven, ben de bu grubun içerisinde yer almak istiyorum diyen arkadaşlarımızın 3 fotoğraf bir nüfus cüzdan suretiyle beraber il yönetimine gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz.